Keyfi Şahane programına daha hoş geldiniz. Ben eczacı, felsefeci Funda Erzurumluoğlu. Uzun bir süre aradan sonra tekrar sizlerle olmak beni çok mutlu etti. Evet, Keyfi Şahane'nin anlamını eski seyircilerim biliyorlardır. İnsanın beden sağlığı, ruh sağlığı, mutluluğu, huzuru için biz bu programı yapmayı ekibim adına düşündük. Evet, bugün birbirinden değerli, çok sevdiğim, canlarım diyebileceğim ve ilk programımda beni kırmayacak ve gelecek arkadaşlarıma rahat olabileyim diye seçtim. Sevgili abicim diyeceğim. Çünkü ben ona zaman abi diyorum. Gazeteci ve spor yazarı, Türkiye'nin tanıdığı Turgut Koloğlu gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Yine öğrencilik yıllarında aynı sıraya dirseklerimizi koyduğumuz, beraber titrasyonlar yaptığımız, güzel güzel preparatlar hazırladığımız, ben eczane eczacılığını seçtiğimde arkadaşım da akademisyenliğe karar verdi ve akademisyen olarak ilerledi. Farmakognozi uzmanı Sayın Direk Kiremitçi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet abicim, Mustafa Kemal der ki spor deyince, gazeteci ve spor yazarı deyince Mustafa Kemal der ki ben der sporcunun zeki, çevik, ahlaklısını severim. Tabii. Bu bir slogandır Türk sporunda. Türkiye'deki önemli tesislerde, önemli spor alanlarında Yüce Önder Atatürk'ün bu sözü her yerde yazar. Ve tabii Türk gencine, Türk sporcusuna çok önder olması gereken bir vecizdir bu. Keşke bugün onun her şeyini yapabilsek ve bu sözünü de spor alanlarında uygulayabilsek, ne güzel. Rahmetli öldüğü zaman bizim
nedense çok yakınımızda olduğu için herhalde değeri bilinmiyor. Bir Fransız gazetesinde uzunca bir makale yazılıyor. Ve Mustafa Kemal'in Türkiye'de değil, dünyada bir ilk olarak okullara beden eğitimini soktuğu ve 1924 yılında olimpiyata katılmak istendiğinde bütçe olmadığından dolayı çekinen yeni doğmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin sırf gerek politik gerek de beden sağlığına, ruh sağlığına önem verdiği için 17 bin lira bütçe verdiğini biliyor musunuz? Bunu biliyorum tabii, çünkü araştırmacı bir gazeteciyim. Evet. Hani böyle oturup da Fenerbahçe'nin topu direkten döndü, o ofsaytı falan, bu işlere çok girmeyen. Yani müdürlük yaptığım yerlerde de bunlara çok önem vermeyen bir model bir gazeteciyim. Atatürk'ün bu konularda da yazdığım yazılar vardır yani, Yüce Önder'in. Mesela ben sizi başka bir şeyle de tamamlayayım. Yüce Önder 1922 senesinde beden terbiyesi yasasını kuran Yüce Önder Atatürk'tür. Ve o beden terbiyesi yasasına, o kadar güzel maddeler koyuyor ki, o kadar güzel maddeler getiriyor. Mesela diyor ki iş yerinde 500 kişiden fazla çalıştıran bir iş yeri, bu bir yağ fabrikası olur, bu bir elektrik üretimi yeri olur, bilmem ne olur, o olur. Orada diyor spor kulübü kuracaksınız diyor. Tabii. Ve ben bunu yıllar önce, bu beden terbiyesi kanununda vardı. Şimdi gençlik spor kanunu oldu. Bu beden terbiyesi kanununa Yüce Önder bunu getiriyor, koyuyor. Diyor ki 500'den fazla işçi çalıştıran bütün ülkenin neresinde ve yıl 1922 Cumhuriyet'ten, yani Millet Meclisi'nden sonra yapıyor. Ve Ulu Önder insanların bir de hani sağlam kapağı sağlam vücutta bulunur da sloganı oradan geliyor. Ve Atatürk rahmetli gezdiği Türkiye'nin her yerinde, gezdiği bütün alanlarda, yanındakilere gittiği her yere, boş bulduğu alanlara, buralara spor tesisi yapın, gençlerin beden eğitimine dikkat edin, onu yapın, bunu yapın ve talimatları veren Yüce Önder. Şimdi nasıl? Türkiye'de bu o kadar işçiler acısı bir hal ki Funda. O kadar işçiler acısı hal ki. Ya iki oda bir salon, sokak arasında gider sahneleri okul yaptılar. Okullarda burada beden eğitimi dersi nerede? Bir de esasında bunların hepsini yazdım. Esasında biliyorsunuz üniversiteye girerken bir ortalama not alınıyor. Evet. Ha, beden dersi yapılan okullarda bir evladımız o taklayı güzel atamadı diye 8 ile geçiyor, 7 ile geçiyor. Yani bedenden kalan yok. Ama o dershanede beden eğitimi salonu olmadığı için toplam total herkes 10 alıyor. Bunlar mezuniyete de yansıyor. Yani ortalama mezuniyet puanına da yansıyor. Onun için tabii söylenecek o kadar çok şey var ki maalesef bu bir gerçektir. Türkiye'de 91 bin cami var, 70 bin okul var. 91 bin caminin yaklaşık 68 bin 60'a dinine bağlı insanlar asla helali hoş olsun gitsinler dinlerine, ama Türkiye Cumhuriyeti yani dini eğitime ya da camiye verdiği değeri mutlaka spora da vermek lazım. Mesela şeyde, Uzak Doğu'da benim diğer mesleğimde biliyorsunuz yaşam koçluğu, felsefi antropologluk da yapıyorum. Uzak Doğu'da nefes terapileri çağımızda yeni de başladı. Hiçbir şey yapamıyor isen en azından bir nefesle kendini revize et, regüle et diyoruz. Yani bilmiyorum. Bir noktada tamamlıyor mu bu okul ve beden eğitimi? Bir hemen bitiriyorum. O yazıyla ödül almıştım. Dersimiz beden eğitimi değil diye böyle uzun bir incelemeydi. Türkiye'de beden eğitimi dersi bir kere yapılıyor diyenler yalan söyler. Onu kesinlikle söyleyeyim. İkincisi şöyle bir şey var. Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı'nı el ele verip bunun bir tespitini yapıp nerede spor salonu yok, nerede ne yok. Ben bunu mesela geçen sene Mimaroba Anadolu Lisesi'nin bahçesi böyle bilmem kaç dönüm bir bahçe ama beton, spor salonu yok.
Ya orada girişimde bulundum. Gençlik Spor İl Müdürlüğü falan. Yaptırmak için çabaladım ama maalesef olmuyor. Olmadı. Çünkü geçen sene ben de bağlı bulunduğumuz bir derneğin başkanlığını yapıyordum. Gittim. Gerçekten içler acısı durumdaydı spor salonları ve çok değerli beden öğretmenleri var. Hoca da demek istemiyorum ben, beden tabii, öğretmenleri tabii. de var. Çocuklar da çok başarılı fakat yeterli imkanlar olmadığı için, bütçe ayrılmadığı için zorlanıyorlardı ve bizlerden yardım istiyorlardı. Bir de bir Anadolu'yu bir görseniz, ben yani, gazeteci olarak çok dolaştım. Bir geçseniz, bir görseniz, bir baksanız. Yani İçler diyelim acısı. Ki abicim, benim için spor ruh sağlığını sağlıyor. Daha sağlıklı olmayı sağlıyor. Demek ki Türkiye'nin genelinde, diğer bir mesleğimde eczacılık olduğu için, ruh sağlığında problem olmasının sebebi. Bizler bakıyorum yaşam şekli olarak hiçbirimizin spor yaptığı yok. Sabahleyin güne pozitif başladığımız yok. Sevgili seyircilerim, sizlere de söylüyorum. Hiçbir şey yapamıyor iseniz sabahleyin yataktan kalkarken derin bir nefes alıp günüm olumlu geçecek diye başlayın. Şimdi Dilekçim, hemen sağlık, ruh sağlığından geldik. Hemen bir beden sağlığına da. Farmakognozik kürsüsünde eğitmenlik de yapıyorsun değil mi? Yani uzmanlığımı oradan aldım ama eczane etkin iletişimde şu an ders veriyorum. O konuda ders veriyorum. O konuları da açacağım. Şimdi evet. Farmakognozi deyince sevgili seyircilerim muhakkak soracaktır. Farmakognozi ne? Fitoterapiyi biliyorlardı. Farmakognozi ne? Şimdi fitoterapiyi biliyorlar ama neyi ne kadar biliyorlar? Önemli olan o. Tamam, herkes bir bitki tedavisi biliyor. Fakat bu bitki tedavisini kime soracağını bilmiyor. Bu konularda babadan gelme aktarlarımız var. Tamam, bir şeyler biliyorlar. Fakat bunların bilgisini bir sistematiğe koymak lazım. Bunu da mutlaka yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı bu konuda çalışmaları var. Tarım Bakanlığı'yla beraber. Farmakognozi eczacılığın olmazsa olmaz derslerinden bir tanesiydi. Biliyorsun, hep beraber işlemiştik. Bu arada çok sevgili Elçin hocamızın da Elçin ellerinden, evet, öpüyoruz. Saygıyla evet. Selamlıyoruz. Evet. Elçin Hanım zaten farklı bir ekol, konuyu muhabbetle işleyen, esprilerle işleyen bir hocamızdı. Onun için farmakognoziyi bana sevdiren başta Elçin Hanım olmuştu. Farmakognozi olmazsa olmaz derslerimizden de, çünkü bu bitkilerden etken maddeyi çekme dersiydi. Esasında Turgut abicim, eczacılığın ilk mihenk taşı farmakognozi. Evet, yani bunda seneler öncesine bakarsak milattan önce 2000 senesinde de Papyrus, fitoterapi Ebers. Vardı. Papyruslardan okuduğumuza göre. Ebers, evet. Açınlarla Hitler'de reçeteler yakalıyoruz. Ağrı kesici reçeteler yakalıyoruz. Sen milattan önce 2000 yıllarında demek ki fitoterapi vardı. Ne oldu? Her şey değişti. Milattan sonra 2000'lere gelindi. Gene bitkisellere dönüldü. Bu da demektir ki bitkiselleri artık ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Natural tedavi, artık halkımız da natural tedavi istiyor. Evet, evet. Yani insanlarımız da korktu artık. Evet. İlaçların yan etkilerinden korkuyorlar. Aynı tedaviyi yan etkisiz yapıyorsa neden almayalım biz o etkiyi diyorlar. Tedaviyi neden almayalım diyorlar. Kendileri de haklı. Fakat burada yanlış insanlara başvuruyorlar. Şimdi bitkilere... Şey soracağım Dilekçim, sözünü kestim, özür diliyorum. Bu farmakognozi ben biliyorum ama senin burada söylemeni de rica ediyorum. Farmakognozi sadece eczacılıkta mı okutuluyor? Evet. Eczacılık fakültelerinde. Evet, evet. Sadece eczacılık fakültesinde okutuluyor. Onun için bitkisel tedavi sadece eczacınındır. Şunu sorsun seyircilerimiz. Farmakope kelimesini biliyor mu? Bitkisel tedavi yapacak olan kişi. Farmakope nedir demesin. Sen de açıkla. Farmakope bitkisel tedavide bitkilerin gerekli şartlarını verir. Nedir?
İçindeki miligram, etken madde miligram oranlarını verir. Bitkinin büyüklüğünü verir. Ne kadar saklanması gerektiğini, nasıl saklanması gerektiğini, nerelerde, ne kadar yüzde kaçlarla çözülmesi gerektiğini, yani o bitkiyi tamamıyla inceler. Bunu bir eczacı %100 bilir. Ha, ezbere bilmese bile o kitap mutlaka kitaplığında durmakta. Açar bakar, gerekli bütün eğitimi hastasına verir. Fakat işte maalesef burada reklama önem veriyoruz. Nasıl? Herhangi bir reklamda verilen en küçük bir tüyoyla o yöne doğru koşuyoruz. Ama koştuğumuz yön doğru mu? Yanlış mı? Yan etkileri var mı? Hiçbir şey değil, bilmiyoruz. 5 Mayıs 2015'te Tarım Bakanlığı'nın bir yasası var ruhsatlandırmada. Evet. Şimdi Turgut abicim, öyle bir olay ki bitkisel ürünler Sağlık Bakanlığı kanalından geçmesi gerekirken Türkiye'deki eksiklikler veya kolaydan bir yerlere gelelim diye Tarım Bakanlığı üzerine ruhsatlandırma oldu. Hatta ruhsatsız bile piyasaya çıkan ürünler var. Aman sevgili seyirciler, internet ortamından asla kafanıza göre aman işte bu çok güzelmiş deyip almayın. Muhakkak bir eczacınıza danışın. Olumlu görüyor ise ona göre karar verin. Evet. Farmakoloji dediğinde doktorlarla kombin gitmesi yani olur, normaldir. Ama farmakognozi, bitkisel fitoterapide muhakkak bir eczacınıza danışın. O ders tek bizde var çünkü. Evet, ben de geçtiğimiz günlerde Dilek Hanım'ın konuşma yaptığı bir sempozyumu izledim. Yani biraz kendimizi eğitimli sanıyoruz ama anlattıklarından o kadar çok etkilendim ki yani hakikaten bu Türkiye'de bu lütfen bunu bir şey olarak kabul etme yani iltifat olarak bu kadar yani böyle bir olayın Türkiye'de bu kadar geri kalmasına da üzüldüm. Orada Dilek Hanım yaptığı açıklamada dedi ki Türkiye'de yani 1000 civarında galiba bir böyle bitkisel yani ruhsatlı ve kanıtlanmış şey. Bu yeryüzünden dünyada ya da Avrupa'da 70.000. Evet. Yani, 70.000 bunu yani. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Dünya üzerinde 70.000 tedaviye uygun bitki var. Biz 1000 tanesini kullanıyoruz. Evet. Şimdi biraz ara verelim. Çok güzel bilgiler ve çok güzel karışımlar vereceksiniz bize. Evde kolay uygulayacağımız biliyorum Dilekciğim. Hadi benim aslan oğlum Sait'im. Güzel bir şarkı söyle de şöyle biraz atmosferi değiştirelim.
yaşamak eşk ile beden. Ahdimiz aylar yıllar geldi, sen gelmez oldu, sen gelmez oldu, sen gelmez oldu, sen gelmez oldu. Yarın gözlerime, gözlerime abicim. Beden sağlığı, zihin sağlığı. Türkiye'de neden spor deyince futbol? Ben bunları anlamıyorum. Ben beyzbolu çok seviyorum ama futboldan hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi ölçülü kullanayım tabii değerli hanımefendi de ilim hakkında izleyicilere şey versin. Çünkü niye futbol biliyor musun? Çünkü futbol çok dünyanın en kolay sporu futboldur. Yani düşün çocukluğumuzda biz mahalle aralarında toplam herkesin 5'er kuruş verdiği ve 50 kuruşa veya 1 liraya aldığımız bir plastik topun arkasından 140 kişi falan koşardık zaman geliyor. Yani, Surat Baba da bir ya, sağ Zürat vardı o, değil bravo mi? Yani. O da kimler bir, yetişmedi oradan? Oradan yetişti. O daha ileriki bir zamandı. Ancak futbol deyince bir kere bir daha kolay. Yani bir basketbol oynamak için bir pota lazım, top lazım falan. Ancak bir de futbol erkeklere bir has bir oyundu. Ancak futbol sporu eğitimle birlikte olmayan bir spor Türkiye'de. Hem futbolcu olacaksın hem okuyacaksın. Bu Türkiye'de çok zor. Nasıl ha, eğitim oranı? Eğitim olanı Türk futbolu ilkokulu mezunu şu anda. Ya bu kesin, bunun da araştırmasını yaptım. Yani genelleme diyelim. Çünkü benim öğrencilik yıllarında Ali Beşiktaşlı, Ali benim okul arkadaşımda. Onlar istisnalar kaydayı bozma. Fenerbahçeli Uz makine mühendisidir. Eski Fenerbahçeli. Beşiktaşlı Metin akademi mezunudur. Feyyaz öyle, Ali öyle. Ama şu anda ben genel konuşuyorum. Yani sırf Süper Lig'de oynayıp maalesef çünkü burada hani okumuyorlar falan da diye kimseyi, gençlerimizi yerecek falan bir halim yok ama bu futbol el vermiyor. Mesela şu anda saat 1. Takımı diyor ki çocuğa saat 2'de antrenmana geleceksin. Okula mı gidecek? Okuldan çıkıp oraya mı gidecek? Koordineli. Antrenmana mı gidecek? Çünkü yani bir yerden sonra tercih etmek zorunda kalıyor. Tercih ettiği zaman futbolu seçiyor ve
Ortaokul terk ilkokul mezunudur genel ortalamasında. Maalesef ama salon sporlarında bu farklıdır. Tabii. Salon sporlarında. Baskette, voleybolda. Yani, onların kökeni de şeyden mi? Okullardan çıktığından mı? Tabii, okullar çok destek verdi. Benim yani okullar da veriyor. Bir de handball, şimdi şöyle mesela voleybol. Bir çocuk diyelim ki saat 4'e 5'e kadar okulda olan bir şey çocuk olsa veya 4'e kadar oradan çıkıp bir kulübün antrenmanına katılabiliyor. Oradan çıkıp ne bileyim belki öğrenciyse sabahleyin 10-12 arası idmana gidiyor ama futbolda bu yok yani. Futbolun. Zoru başaran ülkeyiz ama zoru başaran. Yani kapalı alanda 5'ten sonra eğitim değil bakın %90 futbol hayranı ise spor deyince Türkiye'de %90 futbol geliyor yani, ise o zaman biz yine tarihe imzamızı attık. Ama tarihe imza atıyoruz yani. Zoru başardığımız derken tabii şu anda FIFA klasmanı yani dünya klasmanında 59.'uyduk. Bir son 2-3 maçı Hollanda, İzlanda maçlarını falan kazandık da bir 35'e falan geldik yani. Ama futbolda en büyük şuna gelmek istiyorum. Bu programın da ruhuna uygun şunu söylemek istiyorum değerli Cem TV izleyenlerine. Türkiye'deki futbolcuların beden ve beyin eğitimi gerektiği gibi yapılmıyor. Bütün spor dallarında şu bir gerçektir ki %50 beden eğitimi. Bu nedir? İşte ısınma, taktik, şu bu, düz koşular falan, ağırlık bunlar beden eğitimi. Bir de beyin eğitimi vardır. Bütün, nasıl olacak? Bütün sporlar. İşte Türkiye'de bu yok. Türkiye'de maalesef, Türkiye'de burada bir psikolog dendiği zaman deli doktoru falan diyorlar. Psikolog deli doktor değil, psikiyatrist, asla ruh değil. Doktoru. Asla değil, asla değil tabii evet, böyle bir şey. Aman, aman ilaçsız tedavi yanlış yapan, tabii, terapistir. Ama bir de yani o beden eğitimini yapan, hocasından taktiği, tekniği, tabii fiziksel ağırlık çalışan şu bu falan. Bir de burası çok önemli, mental gelişme. Bu Türkiye'de bana göre şu anda sıfırın altında bir olay. Yani o kadar çok izledim. Yani bunları anlatsam birkaç program falan sürer. O güreşçi mesela milli maçlarda boksörler, futbolcular, şunlar bunlar. Yani burası hiç hazır değil. Yani duymaması gereken şeyi çok duyuyorlar, kafasına takıyorlar, o oluyor, bu oluyor. Bunları mesela belki teknik direktör değil ama bütün Avrupa'daki bir yaşam koçları var futbolcuların. Mentörleri var. Mentör yani geliyor bakalım sıkıntın ne? Diyor ki mentöre işte bu sabahleyin çıkarken diyor karımla kavga ettim diyor. Adam oynamıyor o zaman topu yani. Yani. Ama bunu işte eğitecek, bunu bir şey yapacak. Yaşam koçları biz yapmıyorlar. Yaşam koçları olarak. Bu dünyanın her yerindeki spor akademilerinde yani teknik direktör, hoca yetiştiren spor akademilerinde zorunlu bir derstir psikoloji. Ve gördükleri. Lazım. Psikoloji benim felsefe okurken aldığım eğitim dallarından biridir. Psikoloji 19. yüzyılda gelişmiştir sevgili Cem TV izleyicileri. İnsanoğlu senelerce hep bir şeyi araştırmış ancak 19. yüzyılda kendini araştırmasının farkına varmış. Yani onun için psikoloji ama, daha yeni gelişiyor. Az gelişmiş ama 19. ülkelerde. 19. yüzyılda şimdi 20. yüzyıldayız. Bu Türkiye'de maalesef yok ama ne derler Türkiye'de büyük holdinglerde bütün oradaki CEO'larından tutun bütün bölge müdürü, o müdürü, bunun hepsinin bir yaşam koçu vardır yani. Tabii ki olması gerekiyor. Yani. Nörolingüistik program zaten tabii. Türkiye'de tabii. yeni başladı. Tabii. Avrupa'da daha biliyorsunuz çok büyük şeylere imza atıyorlar. Bizim burada sağ olsun yaşam koçlarımız aç sefil bihtap dolaşıyor. Maalesef. Yani anlamadılar. Maalesef. Şöyle hatta, tamamlayayım. Abicim sözünüzü kesiyorum. Benim kuzenimin oğlu yurt dışında öğretim görevlisi ve benim de yaşam koçluğu yaptığımı duyunca böyle yaptı. Ah olamaz sen çok para kazanıyorsundur. Nasıl yani dedim. Belli bir viziteyi söylediğinde halk ürküyor ve kaçıyor. Yani Avrupa'da diyor çok büyük iş adamları özellikle tabii, Amerika'da tabii. çok büyük diyor iş adamları kadar para kazanıyor tabii, diyor. Tabii, yaşam tabii, koçları. Tabii. Enteresan. Yani sporda da şunu söyleyeyim çünkü...
Bilhassa futbolda, lütfen futbolcu arkadaşlarım, kardeşlerim bana alınmasınlar. Hani ilkokul mezunu, ortaokul terk dedim ama bu bir realite, bu bir gerçek. Çünkü futbolla eğitim olmuyor. Ha, eğitim olmadığı zaman da bilhassa futbolcuların, Funda, bilhassa futbolcuların bu bir psikolojik eğitimden maçlara hazırlanırken, maçlara çıkarken, antrenmanlara çıkarken mutlaka mental yapılarında bir onarmaya ihtiyaçları var. Ha, ben bunu 40 yıllık tecrübemle söylüyorum. Demin eksik bir şey söyledim, onu tamamlayayım be hanımefendi. Tabii bu konularda da araştırmaları var. Soracağım, onlardan. Şeyleri var. Futbolcuların veya sporcuların da. Demin bir eksik bir şey söyledim. Değerli izleyenlere söylemek istiyorum. Bir dershanelerden bahsettim. Spor salonu olmayan dershaneler falan. Şunu söylemeyeyim. Avrupa'da, Bulgaristan ve Romanya'da dahil değerli izleyenler, eğer bir eğitim kurumunun spor salonu, spor alanı yoksa o eğitim kurumuna ruhsat verilmiyor. Ki 1924'lü yıllarda Mustafa Kemal Paşa'mızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün koymuş olduğu kural değil okullarda, ben mesela bunu bir kanunu Türk Hava Yolları'nda spor kulübü kurduran bir gazeteciyim ben. Evet. O zaman beden terbiyesi kanununda buldum, yazdım, çizdim. Şu anda Türk Hava Yolları dahil, bu bir reklam değil tabii, Türk Hava Yolları ulusal hava yolu. Evet. Türkiye'nin hiçbir 500 kişi çalıştıran şirketinde ya da kurumunda spor falan yapılmaz. Ve de Amerika'da, Avrupa'da, lise diye kadar indiler. Eğer diyor spor alanın, salonun, tesislerin yoksa okulda açamaz. Okulda açamaz. Abicim çok güzel şeyler söyledin, bilgiler verdin. Yani temenni ediyorum Türkiye'deki biz televizyon yapımcılarının, sunucularının, gazetecilerin görevi eksikleri bildirmek. Hükümetlerimiz de bunları değerlendirecektir. Ama İnşallah bu benim için bir idealdir. Ben bu konularda gazetede yazdım, gazetede bunları anlatıyorum. Ama şu anda affedersiniz Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında horoz dövüştürse herkes oraya gidip bakıyor. Yani inşallah düzelecek. Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Şimdi bu kadar spordan söyledik. Dilek hocam diyeyim, sevgili arkadaşım. Ne yapabiliriz bu insanların daha zinde, daha dinç, daha enerjik kalkması için? Şöyle ufak otlar, çöpler var mı? Bir şeyler karıştırabilir miyiz? Neler var? İlk önce şöyle söyleyeyim, bir sporcunun şu an grip mevsimi, grip olmuş bir sporcunun metabolizmasını destekleyici, bağışıklık sistemini destekleyici bir şekilde bir bitkisel destek alması çok uygun olacaktır. Bunun için de yaban mersini söyleyeceğim. Yaban mersini. Ne yapması lazım? Karşılaşmaya çıkmadan evvel 100 gram yaban mersini yerse, karşılaşma sırasında, karşılaşmaya çıkmadan bir saat evvel. Bunun zaten vücutta aktifleşmesi bir saat, 1,5 saat. Koşma sırasında yeterli enerjiyi sağlayacaktır. Sporculara verdin. Biz bayanlara ne veriyorsun? Biz bayanlara da aynı şeyi veriyorum. Yaban mersini. Başka cilt için cilt mesela. Cilt için. Hemen hocam, o tiyoları alalım. Cilt güzelliği, cilt güzelliği aydınlanması ve için. Aydınlanması, cilt renginin açılması için özel bir formül vereyim size. Bir çay kaşığı karbonat, bir yemek kaşığı yoğurt, bir çay kaşığı zeytinyağı, 3 damla limon suyu. Bunları karıştırıyoruz. Bu bir karışımı yüzümüze sürüyoruz. 20 dakika bekletiyoruz. Evet. Daha sonra ılık suyla yıkıyoruz. Bunu bir ay süresince yaptığımızda cildimizde renk açılmasının olduğunu, güzelleştiğini göreceksiniz. Tekrarlayalım mı karışımı? Onu bir tekrarlayayım çünkü. Evet, tekrarlayalım mı karışımı? Evet, maalesef geçen gün anlattım. Hemen. Bunda nasıl bir bağırış, hemen yazalım diye herkes çıktı bu sefer, çocuklarımız. Şimdi kağıdını kalemini hazırlamışlar. Evet, evet, hemen tekrar. Hemen tekrarlıyorum. Bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı yoğurt, 3 damla limon suyu. Evet, teşekkür ediyorum. Saygıdeğer, çok sevgili dostlarım, abim, güzel arkadaşım. Bu ilk programımda
bana eşlik ettiğiniz için, çok güzel bilgiler verdiğiniz için. Katkımız olduysa ne mutlu bize. Mutlu, evet. Çok teşekkür çok ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Amadeyiz. İnşallah, inşallah bu sporla ilgili konuştuğumuz eksik konular yukarısı tarafından değerlendirilir. Temenni ediyorum. Sağlıklı kafa, sağlıklı beden, çok önemli. Huzur dolu bir yaşam. Evet, hadi güzel oğlum. Güzel böyle bir canlı müzikle programımızı kapatalım. Dilekçim, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Azizim görem seni, isterim görem seni. Haya bula yatıra, yuhumda görem seni. Azizim görem seni, isterim görem seni. Haya bula yatıra, yuhumda görem seni. Bu galadaş ne galadaş, cigalı.